Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlerle ilişkiler üstünde konuşmak istiyorum. Bir ilişkinin 3 düzeyi vardır. Birinci düzey tanışma düzeyi. İkinci düzey birbirlerini tanımak için fırsat verilen düzey. Burada ya beraber kalınır ya da ayrılanır. Üçüncü düzeyde sonuna kadar giden düzeydir. Bunlar başında da bitebilir, sonuna kadar da gidebilir. Ve bir ilişkide hangi aşamalardan geçip neler yaşadığımızı isterseniz birlikte bir bakalım dostlarım benim. İlişki nedir? Bir kimseyle karşılaştık. Ona nasıl bakarız? Onu nasıl görürüz? Kendimizi de öyle görmemiz lazım. Ona nasıl davranırsak, kendimize de öyle davranmamız lazım. Onun hakkında ne düşünürsek, kendi hakkımızda da öyle düşünmemiz gerekir. Bu böyle olmak zorunda. Bunu asla ama asla unutmayın. Çünkü siz o insanda ya kendinizi bulacaksınız ya da kendinizi yitireceksiniz. Dostlarım benim. İlişkiler yaşama anlam katmak için. Yaşamı anlamak. Kim olduğumuzu, korkularımızı, gücümüzü ya da güçsüzlüğümüzü. Nereden? Bunların nereden geldiğini ve gerçek sevginin anlamını keşfetmek için bize sunulmuş muhteşem fırsatlardır. İlişkiler evrenin laboratuvarlarıdır. Orada karşılıklı olarak büyüme fırsatına sahip olan insanlar bir araya gelirler. Ve birbirlerinin gelişiminde muhteşem bir görev alırlar. Bu yüzden hiçbir karşılaşma rastlantısal değil, tesadüf değildir. Karşılaşması gerekenler mutlaka ama mutlaka bir vesileyle karşılaşacaklardır. Ve bir ilişki potansiyel içinde birbirlerinin gelişmesine, öğrenmesine katkıda bulunacaklardır. Birbirlerinin öğretmenidirler. Birinci aşamada bizim tesadüf olarak nitelendirdiğimiz karşılaşma olur. Yani bir otobüste, bir toplantıda, bir partide ya da ortak tanıdığımız birilerinin olduğu bir yerde karşılaşırız. Bir arzu doğar, ona bakarız, gülümseriz. O da bize gülümserse
Bir kıvılcım çakılır. Ve onunla bir ilişki kurma arzusu doğar. Karşı tarafta da bu var. Zaten adımlar yavaş yavaş atılmaya başlar. Burada herkes kendinin iyi yanlarını göstermek ister. Ki karşı taraf onu beğensin. O da onu istesin. Diyelim ki normalinde bir restoranta gittiğinizde huzursuzsunuz, huysuzsunuz. Ve gelen garsona sürekli kötü davranıyorsunuz. Ama bu insanla gittiğiniz zaman bir bakarız, o garsona kötü davranmamaya başlarız. Yani biz kendi sivri uçlarımızı törpülemeye başlarız. Bu her alanda kendini göstermeye başlar. Aynı şekilde diğer insan da bunu yapmaya başlar. Yani burada tanışma, yakınlaşma anında güzel şeyler yaşanır. İkinci aşamada ilişki artık daha da sürekli bir duruma geçer. Ve burada öğretme ve öğrenme süreci başlar. Eğer burada öğrenilecekler fazlaysa süreç uzayabilir. Değilse alınır ve birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Ama bu bir yüksek öğrenim gibidir. Eğer öğrenim yoksa bunu taşıyamaz duruma gelirler ve birbirlerinden ayrılırlar. Fiziksel ayrılık geldiği zaman belki de bu ayrılık değildir. Şöyle bir düşünelim. Çünkü ayrılık fiziksel ayrılık olmayabilir. Eğer burada duruyorsa zihninizde, duruyorsa kalbinizde duruyorsa siz daha ayrılmadınız demektir. Uzakta olsanız bile. Ama bazı insanları düşünün, 25 yıl aynı yastığa baş koyarlar. Ama aslında hiç beraber olmamışlardır. Çünkü zihinlerinde yok, kalplerinde de yok. Ve öylece kendilerini törpüleyemiyorlar. Birbirleri gibi olamıyorlar. Ama bir şekilde bu sürer. Ama bir düşünün. Memleketlerden uzak bile olsalar ve hala daha o zihin, o yürek onun için çarpıyorsa aslında burada ayrılık yok gibidir. Çoğu zaman ayrılmış ya da boşanmış çiftler görürüz. Ve onların ilişkilerinin başarısızlığa uğramasına da üzülürüz. Vay, neden ayrıldınız ya? O da iyi bir insan, sen de bir insansın. Neyi paylaşamadınız deriz ve üzülürüz. Eğer her iki insan öğrenmeleri gerekli olanı öğrenmişlerse
birbirlerinden. O zaman o ilişki aslında ayrılsalar bile başarılı olmuş demektir. Ve şimdi artık daha başka yollardan daha çok şey öğrenmek için fiziksel ayrılığın vakti gelmiş olabilir. Bu yüzden ayrıldılar. Bu sadece bir başka yerde başka insanlardan öğrenmek anlamına da gelmez. Aynı zamanda ilişkinin mevcut biçimini bırakarak saf sevgi, koşulsuz sevgi derslerini deneyimlemek için bu fırsatı farkında olmasalar da kendilerine vermiş olurlar. Öğrenim devam ediyor. Üçüncü öğrenim düzeyi ise bir ilişki başlar ve hayatlarının sonuna kadar devam eder. Kendisiyle bir ömre değer dersler öğreneceğimiz bir kimse hayatımızdaki varlığı ile bizi büyümeye zorlayan kimse demektir. O kimi zaman ömür boyunca kendisiyle sevgi dolu paylaşımlarımız olan birini temsil eder. Kimi zaman da yıllar boyunca, hatta sonsuza kadar böğrümüze saplanmış bir bıçak gibi deneyimlediğimiz biri olabilir. Bizi acı veriyor. Ama ondan hayatımızın sonuna kadar ayrılmayabiliriz. Böyle deneyimler etrafımızda çok var. Dönün isterseniz bir bakın. Birinin sırf bize öğreteceği pek çok şey bulunması demektir bu. Onu sevdiğimiz anlamına da gelmez. Nefret bile edebilir. Ona hep öfkeli de olabiliriz. Bize öğretecek en çok şeyi olan insanlar kendi sevme kapasitemizin sınırlarını sürekli bize gösteren kimselerdir. Onlar korkulu hallerimizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak zorlayanlardır. Ve evet, onlar bize duvarlarımızı gösterirler. Duvarlarımız nedir? Duvarlarımız bizim yaralarımızdır, dostlarım benim. Bizim artık daha fazla sevemeyeceğimizi, bundan daha derin bir bağ kuramayacağımız, insanları bu noktadan sonra affedemeyeceğimizi hissettiren yerlerdir. Biz nerelerde şifaya ihtiyacımız olduğunu göstermek ve bu şifa sürecine yardımcı olmak için birbirimizin hayatında yer almaktayız. Ve ilişkiler bunun için bulunmaz fırsatlardır. Kendi gelişimimiz için dostlarım benim. Ve eğer bir ilişki şifa bulmamış taraf
haklarımızı örtbas etmemize olanak veriyorsa, o zaman o bizim büyümemize değil, saklanmamıza yardım ediyor demektir. Ve evrensel akıl bunu asla ama asla desteklemez. Şimdi dönün, kendi ilişkilerinize bir bakın. Bu kişi, ilişkide olduğunuz kişi, onu nasıl görürseniz kendinizi de öyle görmelisiniz. Ona nasıl davranıyorsanız kendinize de öyle davranacaksınız. Onun hakkında ne düşünürseniz kendi hakkınızda da öyle düşüneceksiniz. Bunu asla unutmayın. Şimdi sizden istediğim, dönün ve kendi ilişkilerinize bakın. Sizin ilişkiniz nasıl? Buradan da, buradan da bağ kurdunuz mu? Sizi geliştiriyor mu? Siz onu geliştiriyor musunuz? İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.